parıltısı zaferlerin ışığıdır. Ay yıldızı hürriyet ve istiklaldir. Yazısı kahramanlık ve fazilettir. Gönderi milli iradedir. Sırması şeref ve mesuliyettir. Bütün bunlar Türk milletinden sana emanettir. Eğitim ve sosyal branş çalışmaları devam etmektedir. Öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmek, yeteneklerine ve ilgi... de yürütmektedir. Modern spor tesislerinde her öğrenci bir spor aktivitesine katılmaktadır. Yapılan bu spor çalışmalarıyla öğrencinin fiziği... Pilot adayı öğrencilerin tek uçuşları öğrenci seçme uçuşu olarak adlandırılan T-41D uçağıyla yapılan 14 sortilik bir uçuş. Daha sonra harp okulu yıllarında yazın Yalova'daki planörlerle özendirici uçuşlar yapılabiliyor. İkinci ve üçüncü sınıfta da yaz aylarında özendirici T-41 uçuşları yapılıyor. Dolayısıyla Hava Harp Okulu'ndan başlangıç uçuş eğitimi için 123. filoya gelen adaylar meslek olarak seçtikleri pilotla ilk ciddi adımlarını burada atıyorlar. Ve muhabbetle hizmet. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Ve kanunlara. Ve kanunlara. Ve nizamlara. Ve nizamlara. Ve amirlerime itaat edeceğimi. Yurtta bulunan Hava Harp Okulu tesislerinde komutanlık karargahı, alay karargahı, öğrenci yaşam ve kolaylık üniteleri, dekanlık, akademik eğitim tesisleri ve sağlık amirliği, Yeşilköy'de destek grup komutanlığı, lojmanlar ve sosyal tesisler, havacılık müzesi, Yalova'da ise askeri ve uçuş eğitim kampı ve tesisleri mevcuttur. Harp Okulu'nun görevi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın amaçlarına uygun bir biçimde pilot adayı yetiştirmek maksadıyla objektif ve bilimsel yöntemlerle tarafsız ve doğru olarak aday öğrenci seçmek, seçilen öğrencilerin fiziki durumu ve uçuş yeteneği yönünden uygunluğunu saptamak, uygunluğu belirlenen pilot adayı muvazzaf subay olacak öğrencileri önce askerlik sonra havacılık niteliği dikkate alınarak yüksek disiplin anlayışına sahip, bilimsel davranış biçimlerini bilen, uygulayan, liderlik vasıfları... Hava Harp Okulu'nun amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç hizmet kanununda belirtilen asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki özelliklere sahip, komutanlığın ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitimi ve öğretimini görmüş muvazzaf subay yetiştirmek ve komutanlığın ihtiyaç duyması halinde lisansüstü eğitim ve öğretim sağlamaktır. Bu Hava Harp Okulu, geleceğin pilot, yönetici subay ve komutanlarını bekliyor. Gururla taşınacak bir üniforma, dört dörtlük bir eğitim ve mükemmel bir kariyer cesur Türk gençlerinin olacak. Hava Harp Okulu'nun askeri eğitim, uçuş eğitimi ve beden eğitimiyle donanan öğrencileri, üniversitelere denk bu sistemle iyi bir gelecek için eğitilecekler. İstikbalini gökyüzünde arayan gençler, Hava Harp Okulu'nun çatısı altında bir araya gelecekler.
ne istediğini bilen, kendine güvenen Türk gençleri, gurur duyacağınız bir meslek, parlak bir gelecek Hava Harp Okulu'nda sizi bekliyor. Gökyüzüne gönül vermiş kızlar ve erkekler. Eğer hedefiniz daha yükseklerse, gelin Türkiye'nin yükselen değerlerinden biri de siz olun. Hava Harp Okulu'nun şerefli üniformasını gururla taşıyan harbiyeliler arasında yerinizi alın. www.ikdm.heho.edu.tr 0212 663 28 30 662 19 16 İstikbal Hava Harp Okulu'nda Türk gençlerini bekliyor. Üniversitelere denk üst düzey eğitimiyle mükemmel bir kariyer sunan Hava Harp Okulu bu yılda yüksekleri hedefleyen gençleri bir araya getiriyor. İyi bir meslek, başarılı bir kariyer sahibi olmak isteyen ve bunu da Hava Harp Okulu'nun çatısı altında yaşayacağını bilen gençler. Hava Harp Okulu kapılarını sizin için ardına kadar açtı. Gururla taşıyacağınız harbiye üniforması altında 4 yıl sürecek mükemmel bir eğitim sizi bekliyor. Havacılığın çetin koşullarını aşabilecek çevik ve sağlam beden eğitimi. Gökyüzünü fethedecek cesaret ve uçuş eğitimi. Yüksek disiplin ve teknolojiyle buluşan askeri eğitim. Hepsi Hava Harp Okulu'nda. Hedefiniz daha yükseklerse Hava Harp Okulu'nun yeni harbiyelilerinden biri de siz olun. www.ikdm.heho.edu.tr 0212 663 28 30 662 19 16 Hava Harp Okulu bu yılda kapılarını yüksekleri hedefleyen tüm gençlere açıyor. Eğitim süresi 4 yıl olan Hava Harp Okulu Türk Hava Kuvvetleri'ne pilot, yönetici subay ve komutan yetiştiriyor. Bununla da kalmıyor, havacılık, elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendisliği eğitimi de veriyor. Üniversitelere denk bir yüksek öğretim kurumu statüsünde olan Hava Harp Okulu, verdiği üst düzey eğitimle hem yaratıcı bir kariyer hem de iyi bir gelecek arayan gençler için ideal bir seçim. 1992'den bu yana bayan öğrencilerin de kabul edildiği Hava Harp Okulu, kendine güvenen, şerefli bir meslekte parlak bir geleceğe hedefleyen, istikbalini göklerde arayan bütün Türk gençlerinin buluşma noktası. Haydi gençler, siz de yüksekleri hedefleyin ve Hava Harp Okulu'na katılın. www.ikdm.heho.edu.tr 0212 663 28 30 662 19 16 Karşı konmaz gökyüzü aşkıyla ve vatan sevdasıyla dolu gencecik yürekler havacılığa giden yolda ilk adımlarını Hava Harp Okulu'nda atıyorlar. Ve genç kartallar pırıl pırıl zekalarıyla Türkiye'nin dört bir köşesinden koşarak geldikleri Hava Harp Okulu'nda çok yönlü bir eğitim sistemiyle yetişiyorlar. Cesaret, inanç, azim, tutku. Komutanım, Hava Harp Okulu'ndaki eğitim sistemini kısaca değerlendirebilir misiniz? Hava Harp Okulu eğitiminin amacını bilgi ve becerisiyle çağdaş dünyayla yarışan, Atatürk'ü düşünceyle aydınlanmış, havacılığı bir yaşam tarzı olarak benimseyen, şartlar ne olursa olsun dürüstlüğe ve iş ve yaşam ahlakına sahip, daima iş seferlerini kemerliği hedefleyen, harbiyeli ve pilot adayı çağdaş hava subayı yetiştirmek olarak değerlendiriyorum. İstikbali gökyüzüne taşıyan Hava Harp Okulu'nun değişmez parolası.
Geleceğin komutanları bilgisayar, elektronik, endüstri ve havacılık mühendislikleriyle fen bilimleri, askeri ve sosyal bilimler, yabancı diller bölüm başkanlıkları bünyesinde verilen yüksek standartlardaki akademik eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda aldıkları eğitimlerle yarınlara hazırlanıyorlar. Hava Harp Okulu Dekanlığı bünyesinde sürdürülen dersler, akademik kariyere sahip askeri ve sivil öğretim elemanlarınca yürütülüyor. Hava Harp Okulu akademik tesisleri 30 harbiyeli kapasiteli dersliklerle modern eğitimin gerektirdiği elektronik, bilgisayar, aerodinamik, uçak motorları, İngilizce, malzeme ve fizik gibi modern laboratuvarlarından oluşuyor. Ayrıca bilimsel araştırmalarda bulunmak isteyen harbiyelilerin bu çabaları öğretim elemanları tarafından da destekleniyor ve gerçekleştirilen çalışmalar her iki yılda bir düzenlenen Hava Harp Okulu Bilim Şenliği'nde sergileniyor. Öğrenci Alay Komutanlığı tarafından yürütülen askeri kültür ve temel havacılık, liderlik ve komutanlık, bireysel gelişim, temel ve savaş beden eğitimi ve uçuş eğitimleriyle geleceğin mükemmel havacıları yetişiyor. Bir harbiyeli kendi hayata hazırlarken neleri ilke edinir, düsturu nedir? Hava harbiyeliler, hava kuvvetlerinin saflarına katılmadan önce kendilerini şeref edinmiştir. Bizim yasamız doğruluk, mertlik, şeref ve vatan, cumhuriyet, askerlik ve havacılık için çalışmaktır. Uzun bir emek, bir sürü kriterleri geride bırakarak 3. sınıfa geldiniz. Şu an pistesiniz, uçuşlar yapıyorsunuz. Duygularınızı alabilir miyim? Gönülden bağlı olmazsanız başaramazsınız. Sadece çalışmak yetmez. Gönülden de bağlı olmanız lazım. Ruhunuzu, bedeninizi, beyninizi, her şeyinizi ortaya koymanız lazım. Biz bunu komutanlarımızdan, hocalarımızdan öğrenmeye çalışıyoruz ve en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Atletizmden yüzmeye, atıcılıktan tenise, her türlü spor faaliyetiyle maket uçak, tiyatro, halk oyunları, dans, uluslararası ilişkiler ve satranç gibi birçok sosyal faaliyet de genç kartalların eğitim sistemi içinde yer alıyor. Genç harbiyeliler, ulusal ve uluslararası ortamlarda yapılacak görevleri hazır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, en son teknoloji ürünü, hava harp, silah ve araçlarının kullanımına en hızlı uyum gösterebilecek şekilde eğitiliyorlar. Genç harbiyeliler, köklü hava kuvvetleri ailesinin şefkati ve sıcaklığında her türlü ihtiyaçları devlet tarafından karşılanarak huzur, güven ve mutluluk içinde eğitim sürecini tamamlıyorlar. Geçmişte ve günümüzde Türkiye'nin gururu olan harbiyeliler, 4 yıllık eğitim sonunda dünyanın en etkin hava güçlerinden biri olan Türk Hava Kuvvetleri'nin değerli birer subayı, komutanı oluyorlar. Evrensel bilgi, teknolojiyi yöneten, yönlendirecek bir vizyon. Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü HUTEN, geleceğin komutan ve liderlerinin yetiştirilmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Askeri ve sivil öğretim üyelerinin eğitim verdiği HUTEN, geleceğin şekillendirilmesinde üstlendiği görev ve sorumluluğun bilincinde emin adımlarla ilerliyor. Gelişen bilim ve teknolojinin ihtiyacı olan yetenekli ve nitelikli öğrenci adaylarının belirlenmesi,
İnsan Kaynakları Değerlendirme ve Seçme Merkezi İKDSM tarafından yürütülmektedir. Türk Havacılığı'nın gereksinimlerine bağlı olarak 2000'li yılların sorunlarını çözecek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güç katacak nitelik ve yetenekli adayların Hava Harp Okulu'na alınması İKDSM'nin temel görevidir. Sağlıklı bir gelecek için gereken tüm özen, eğitimin her aşamasında harbiyelilerin yanındadır. Baştabiplik, uçuşa elverişlilik niteliklerinin korunması için gerekli tüm teşhis ve tedavileri takip eder ve adayların sağlık yönünden uçuşa uygunluklarını belirlemek için uçuş sağlık muayenelerini gerçekleştirir. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin azmiyle başlayan ve gökyüzünde destan yazan muhteşem bir tarihin heyecan verici tüm detayları Hava Harp Okulu içinde yer alan Havacılık Müzesi'nde bir aradadır. Ve işte o gün. 4 yıllık eğitimlerini başarı ve gururla tamamlayan her biri birbirinden değerli havacı teğmenler, Türk havacılığının destanını yazmak üzere yollarına devam ediyorlar. Sevgili teğmenlerim, Hava Kuvvetleri'nde üstleneceğiniz onurlu görevler için bu kartallar yuvasından sizleri uğurlarken, ülkemiz semalarının sizlere daha da güçleneceğine, devletimizin ve milletimizin sizlerle gurur duyacağına yürekten inanıyorum. Bahtınız ve yıldızınız daima parlak olsun. Yoğun 4 yıllık Hava Harp Okulu eğitimi sonunda uçuş sağlık muayenesine giren teğmenlerden uçuculuk niteliğini kaybedenler, Hava Kuvvetleri'nin yer sınıflarında görev yapmak üzere Hava Teknik Okullar ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 6 ayla 1 yıl arasında değişen sınıf okulları eğitimini tamamlayarak kıtalara tayin edilirler. Bu masmavi saraydır meskenimiz, yerimiz. Ölüme bin şekilde alıştı gözlerimiz. Hızını bizden alır kuşlar ve fırtınalar. Geçtiğimiz her yolda bize şimşek olur yar. Gökyüzünün sınırsızlığı, yetenek, cesaret ve kararlılık onları daima en yükseğe taşıyor. Çiğli 2. Anajet üstünde gökyüzü tutkusu her gün yeni heyecanlarla yaşanıyor. Çiğli 2. Anajet üstünde dünya standartlarında uçuş eğitimini başarıyla tamamlayan ve pilot prövesini gururla göğüslerine takmaya hak kazanan teğmenler, jet, helikopter ya da nakliye pilotu olarak mezun olurlar. Eğitimden sonra yarın öğrenci olarak son işinizi yapacaksınız. Duygularınızı alabilir miyim? Aslında şu anda öğrenciliği bitirmek yani bir anda olan bir şey değil. Fakat yarın tabii 1,5 senedir burada zorlu bir eğitim alıyoruz. Onun sonucuna ulaşmak çok güzel bir duygu. Yani harp okuluna girdiğimizden beri istediğimiz şeyi ben yarın elde edeceğim. Yani yarın muhtemelen daha heyecanlı olacağım. Şu anda son öğrenci olarak hocamla birlikte son uçuşum. Bu da güzel bir şey. Artık kıtaya gittikten sonra herhalde bunu biraz daha anlamaya başlayacağım. Emek verdiğimiz, hem de fazlasıyla emek verdiğimiz bir şeyin sonucunda, böyle 1,5 senenin ardından bunun böyle taşlanması insana gerçekten çok büyük mutluluk, bunun yanında gurur veriyor. Özellikle Hava Kuvvetleri'nde olmanın ve Hava Kuvvetleri'nin seçkin kademelerine yükselip artık sürekli yukarıda gökyüzünde görev yapmanın mutluluğu, o var şu anda üzerimizde. Helikopter ve nakliye pilotu olan teğmenler görev yapacakları birliklerine uğurlanırken, jet pilotu teğmenler harbe hazırlık eğitimine başlamak üzere
Konya 3. Anajet üssüne doğru yola çıkarlar. Onlar artık gökyüzünün yeni yıldızları, Türkiye'nin gururudurlar. Sınırsız maviliklere hükmedecek, cesaretin adını ufuklara yazdıracak geleceğin jet pilotları Konya 3. Anajet üssünde 6 ay sürecek harbe hazırlık eğitimlerine başlarlar. Üçüncü Anajet Üs Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin jet pilotlarının harbe hazırlık eğitimlerini yürütmektedir. Üs Komutanlığı bünyesindeki Anadolu Kartalları Eğitim Merkezi'nin gerçekleştirdiği uluslararası tatbikatlarla da dünya askeri havacılığında önemli bir yere sahiptir. F-5 ve F-4 uçaklarıyla uçulan üste, 2003 yılından itibaren dost ve müttefik ülkelerin pilotlarına da harbi hazırlık eğitimi verilmektedir. Havacılığa gönül verenlere nasıl bir çağrıda bulunursunuz? Bu yol oldukça uzun ve emek isteyen bir yol. 94 yılında ÖSS sınavına girdim. Aldığım puanla harp okulunu seçtim. Harp okulunda 4 yıllık mühendislik eğitiminden sonra İzmir Şili'ye pilotaj eğitimi için gönderildik. 1,5 yıllık eğitim sonunda Konya'ya geldik harp hazırlık eğitimi için. 6 ay buradaki harp hazırlık eğitimi sürdü. Ta ki ben burada koltuklu olarak kaldım ve 4 yıldır burada görev yapmaktayım. İşimi çok seviyorum. Bu iş oldukça emek ve yürek isteyen bir iş. Arzu eden herkesi aramızda görmek isterim. Konya'daki eğitimlerini tamamlayan genç kartallar cesareti tecrübeyle birleştirmek ve Türk semalarının Yılmaz bekçiliğinde ben de varım demek için ülkenin dört bir yerine dağılmış anajet üslerine kavuşurlar. Onlar kuşlar kadar özgür ama bir o kadar da disiplinli yaşamın kahramanları. Savaşta ve barışta engin maviliklerin Yılmaz bekçileri. Gökyüzünde gururla yükselen azim ve cesaret sahibi kartallar onlar. Eskişehir 1. Anajet Üs ve Malatya 7. Anajet Üs Komutanlıkları F-4 Phantom uçaklarının jet gürültüleriyle şenlenirken Ankara Mürted'deki 4. Anajet Üs, Bandırma'daki 6. Anajet Üs, Diyarbakır'daki 8. Anajet Üs, ve Balıkesir'deki 9. Anajet Üs Komutanlıkları günümüz dünya havacılığında önemli bir yeri olan F-16 savaşan şahinlerle uçmanın haklı gururunu ve keyfini yaşarlar. Ankara Etimeskut'taki 11. Hava Ulaştırma Üst Komutanlığı ve Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üst Komutanlıkları ise zamana meydan okurcasına barışta ve savaşta personel ve malzemeyi gereken noktalara ulaştırmaktaki yetenekleriyle hava kuvvetlerinin gücüne güç katmaktadır.
Adana İncirlik'teki 10. Tanker Üst Komutanlığı ise sahip olduğu tanker uçaklarıyla savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yaparak savaş uçaklarının mesafe tanımaksızın uçmalarına ve hava kuvvetlerinin dünyadaki en etkin hava güçlerinden biri olmasına önemli katkılar sağlamaktadır. İstanbul'daki 15. Füze Üst Komutanlığı'yla ülkenin her yanına dağılmış radar mevzi komutanlıkları 24 saat daima uyanık olarak ülkenin hava savunmasında su uyur, düşman uyumaz ilkesiyle görevinin başındadır. En son teknolojilerin ürünü uçakların ve hava silah sistemlerinin daima göreve hazır olmasını sağlayan 1. 2. ve 3. Hava İkmal Bakım Merkezi komutanlıkları da ülkemizin hava savunmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Sınırsız maviliklere hükmedebilen profesyonellik her bir kartal yuvasından Türkiye semalarına uzanıyor. Üstlerin muhteşem jet pilotları savaşta ve barışta hava kuvvetleri disiplini ve vatan sevgisiyle daima dimdik ayakta duruyorlar. Komutanım, pilot olmak isteyen gençlerimize ne söylersiniz? Jet pilotu olmak ayrıcalıklı bir meslek. Diğer meslekler içerisinde bu heyecanı, bu güzelliği bulamayabilirsiniz. Ayrıcalıklı olmasının diğer bir nedeni de jet pilotluğunun herkesin bu işi yapamamasından kaynaklanıyor. Jet pilotu olabilmek için önce çok sağlıklı bir bünyeye sahip olmak gerekiyor. Onun dışında çok iyi bir kafa yapısı, el, kol, bacak hareketlerinin beyinle bütünleşmesi ve yüksek bir refleks kabiliyeti gerektiriyor. Bu kabiliyete sahip olan gençleri ben hava kuvvetlerine davet ediyorum. Çünkü çağımızın şövalyeliği jet pilotluğu. Rüzgardan hızlı adımlarıyla, güneşten sıcak gülümseyişleriyle, istikbalin gökyüzündeki kusursuz temsilcileri, gökyüzünün özgür ruhları onlar. Her adımlarında profesyonellik, hedeflerinde mükemmellik var. Gökyüzüne giden yolda bir de yıldızları var Türk havacılığının. Herkesin gönlünü fetheden ve Türk Hava Kuvvetleri ile Türk milletinin haklı gururu olan muhteşem Türk yıldızları. Gökyüzündeki heyecana heyecan katıyorlar. Onlar Büyük Önder Atatürk'ün
istikbal göklerdedir diyerek çizdiği yolda cesaret ve kararlılıkla ilerliyorlar. Azim ve cesaretleriyle, kartal bakışları, aslan yürekleriyle, gökyüzünde kalpleri de fetheden havacılarımızın Hava Harp Okulu'ndan başlayan gökyüzü sevdası sınır tanımıyor, onların karşısında kimse duramıyor. Savaşta yırtıcı bir kartal, barışta güven veren dost kartallarımız engin maviliklerde daima gururla yükseliyor. Kurban olayım çeneni